Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün sizlere etamine yeni başlayanlar için havlu üzerine lale motifi nasıl yapılır onu göstereceğim. Bunun için malzemelerimiz bir tane etamin iğnesi ve 4 tane farklı renklerde etamin iplerimiz. Yaprak kısmı için yeşil, kendi lale motifleri için ise 3 tane farklı renk seçtim. Siz istediğiniz renklerde lalelerinizi yapabilirsiniz. Dilerseniz hemen başlayalım. Bu arada arkadaşlar, havlumuz küçük el havlusu. Bunu da belirttikten sonra etamin motifimize başlıyorum. Havlunun sol alt köşesinden 3 tane kare yukarı doğru sayıyorum. 1, 2, 3. Üçüncü kareden içeri doğru 10 kare boşluk bırakıp 11. kareden başlayacağım. Şu şekilde göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. karemiz bu. 11. karenin üst deliğinden şu şekilde iz bıraktıktan sonra iğnemle şu şekilde çıkıyorum. Havlumun alt kısmında şu kadar küçük bir parça ip bırakıyorum. Bunu daha sonra motifim bittikten sonra düğümsüz bir şekilde nasıl gizlediğimi detaylı bir şekilde göstereceğim. Şimdi burada çıkmış olduğumuz bu deliğin hemen çapraz altındaki, yani karenin sağ alt deliğinden şu şekilde battıktan sonra ve yine yan taraftaki karenin sağ üst köşesindeki delikten şu şekilde çıkıyorum. Daha sonra aynı şekilde karenin sağ alt deliğine batıp hemen üstündeki delikten şu şekilde çıkıyorum. Şimdi çarpılarımı tamamlayacağım. Karenin sol alt deliğinden batıp çaprazından şu şekilde çıkıyorum. Burada bir çarpı oluştu. Buna da aynı şekilde çarpı yapıyorum. Çarpı yapmak için sol alt delikten batıp karşı çaprazdan çıkıyorum arkadaşlar. Şu şekilde iki tane, arada bir kare boşluk olacak şekilde çarpılarımı yaptım. Şimdi buraya da bir çarpı yapacağım. Karenin sol alt deliğinden bu şekilde batıp hemen üstündeki delikten şu şekilde çıkıyorum. Çarpımı tamamlıyorum. Bunun için karenin sağ alt deliğinden batıp yan taraftaki yapmış olduğumuz yeşil çarpının hemen üstündeki karenin sol üst deliğinden şu şekilde çıkıyorum. Buraya da bir çarpı yapacağım. Çaprazına batıp karşıya geçiyorum. Sağ alt deliğe batıp hemen üstteki delikten çıkıyorum. Çarpıyı tamamlıyorum. Tamamlamak için sol alt deliğe batıp çaprazındaki delikten çıkıyorum. Buradaki çarpımı tamamlıyorum ve yan taraftaki karenin sol üstteki deliğinden, yani çaprazından şu şekilde çıkıyorum arkadaşlar. Buraya da bir çarpı yapacağım. Bunun için sol alt deliğe batıp hemen üstündeki delikten çıkıyorum.
karemi çarpımı tamamlıyorum. Bu yan taraftaki yeşilin üzerindeki boş kareye geçeceğim. Sol üst deliğinden çıkacağım arkadaşlar. Buraya bir çarpı yapmak için çapraz bir batıyorum ve karşıya geçiyorum. Şu şekilde. Sağ alt diliğine batıp hemen üstünden şu şekilde çıkıyorum arkadaşlar. Buraya yanına bir tane daha yapacağım. Hemen sağ alt deliğe batıp üstteki delikten çıktım. Şimdi burada çarpılarımı tamamlayacağım. Sol alt deliğe batıp hemen üstündeki delikten çıkıyorum. Bunu da aynı şekilde sol alt deliğe batıyorum. Karşıdaki çaprazdan çıkıyorum arkadaşlar. Bunu da çarpıya tamamlıyorum ve karşı çaprazdan çıkacağım. Şu şekilde. Buraya da bir tane çapraz yapacağım. Hemen şu şekilde sol alt deliğe batıp hemen üstünden çıkıyorum. Buraya da iki tane yan yana olacak şekilde sol alt deliğe batıp üst delikten çıkıyorum. Çarpılarımı tamamlıyorum. Şimdi burada karşıdaki yapmış olduğumuz yeşil çarpının üstünden çıkacağım. Üstündeki karenin, boş karenin sol üst deliğinden çıkacağım arkadaşlar şu şekilde. Şimdi aynı işlemi tekrarlayacağım. Buraya bir çarpı yapmak için batıp karşı çaprazdan çıkacağım arkadaşlar. Buraya da yine aynı şekilde iki tane yan yana iki tane yeşil çarpı işi yapacağım. Sağ alt deliğe batıp hemen üstünden çıkıyorum. Sağ alt delikten batıp hemen üst delikten çıkıyorum. Bu şekilde yan yana iki tane çizgimiz oluştu. Bunları çarpı yapıyorum. Sol alt deliğe batıp yukarıdan çıkıyorum. Aynı şekilde batıp yukarıdan çıkıyorum. Pardon. Aynı şekilde batıp bu yan taraftaki yarım kalan çarpımızı tamamlamak üzere çaprazdan çıkıyorum arkadaşlar. Bunu da çarpıya tamamlamak üzere sol alt deliğe batıp karşı çaprazdan çıkacağım. Şimdi buraya da aynı şekilde iki tane çarpı yapacağım arkadaşlar. Çarpılarımı tamamlıyorum. Sağ alt delikten batıp çapraz yukarıdan şu şekilde çıkıyorum arkadaşlar. Sağ alt deliğe batıp karşı delikten çıkıyorum. Buraya aynı şekilde iki tane çarpı yapmak üzere çaprazına batıp yukarıdan çıktım. Çapraz alta batıp yukarıdan çıktım.
Çarpılarımı tamamlıyorum. Sol alta batıp yukarı doğru çaprazından şu şekilde çıkıyorum arkadaşlar. Buradaki çarpımı da tamamlayıp yukarıdaki çapraz delikten çıkıyorum arkadaşlar. Buraya yine iki tane çarpı yapıyoruz. Sağ alt delikten batıp yukarıdan çıkıyorum. Pardon, sol alt delikten çıkıp yukarıdan çıktım. Yine sol alt deliğe batıp yukarıdan çıkıyorum. Çarpılarımı tamamlıyorum arkadaşlar. Aynı şekilde çarp yapıyorum ve sağ taraftaki yukarıdaki şu delikten şu şekilde arkadaşlar çıkıyorum. Sağ alt çaprazına batıp yukarıdaki sağ yukarıdaki çaprazdan şu şekilde çıkıyorum. Buraya iki tane yan yana aynı şekilde çarpı işi yapıyorum. Çarpılarımı tamamlıyorum. Sol alt deliğe batıp hemen üstündeki delikten çıkıyorum arkadaşlar. Sol alt deliğe batıp sol çaprazındaki delikten şu şekilde arkadaşlar çıkıyorum. Sol alt deliğe batıp sol yukarıdaki delikten şu şekilde çıkıyorum arkadaşlar. Buraya da iki tane çarpı yapıyorum. Bir, iki. Ve çarpılarımı tamamlıyorum. Sağ alt delikten batıp yan taraftaki boş karenin solundaki yani bizim çaprazımızdaki delikten şu şekilde çıkıyorum arkadaşlar. Sağ alttaki deliğe batıp yukarıdaki sağ çaprazdaki delikten çıkıyoruz. Buraya da iki tane çarpı işi yapacağız. Bir. İki. Çarpılarımızı tamamlıyoruz. Sol alt deliğe batıp hemen yukarıdaki delikten çıkıyoruz. Sol alt deliğe batıp sol çaprazdaki delikten çıkıyoruz arkadaşlar. Bu çarpıyı da tamamlamak üzere sol alt deliğe batıp sol yukarıdaki delikten çıkıyoruz. Burada iki tane çarpı yapacağım. Bir, iki. Çarpılarımı tamamlıyorum. Sağ alt deliğe batıp hemen üstündeki delikten çıkıyorum. İkincisinde sağ alt deliğe batıp yukarıdaki çapraz delikten çıkıyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Şimdi burada sağ alt deliğe batıp karşıda yapmış olduğumuz iki yeşil çarpılardan sağ taraftakinin
üzerindeki delikten çıkıyorum arkadaşlar. Yani ikisinin ortasındaki, tam ortasında kalan şu delikten çıkıyorum arkadaşlar. Şimdi buraya bir tane çarpı yapacağım. Sağ alt deliğe batıp hemen üstünden çıkıyorum. Geri dönüyorum oradan. Çarpımı tamamlamak üzere sol alt deliğe batıp şu geride yarım bırakmış olduğum çarpıyı tamamlamak üzere sağ üst deliğinden şu şekilde çıkıyorum. Bunu da aynı şekilde çarpımı sol alt deliğe tamamlamak için batıp yan taraftaki şu iki çarpılardan sol taraftakine bitişik olan, yani ikisinin de ortasında kalan şu delikten çıkıyorum arkadaşlar. Çapraz yapmak için sol alt deliğe batıp hemen yukarıdaki delikten çıkıyorum. Çarpımı tamamlamak üzere batıp karşıdaki yine şu şekilde her zamanki yapmış olduğum yeşil çarpının üzerindeki delikten çıkıyorum. Buraya bir çarpı yapmak üzere sağ alt taraftaki deliğe batıyorum. Yapmış olduğum şu bir tane çarpının üzerindeki sol üstteki delikten çıkıyorum arkadaşlar. Buraya çarpı yapmak üzere batıp hemen üstünden çıkıyorum. Buraya yan yana iki tane çarpı yapacağız. Bir, sağ alt deliğe batıp yukarıdan çıkıyorum. İki ve çarpılarımı tamamlıyorum arkadaşlar. Sol alt deliğe batıp hemen üstündeki delikten çıkıyorum. Sol alt deliğe batıp yarım kalan çarpımı tamamlamak üzere şu şekilde çaprazdaki delikten çıkıyorum. Sol alt deliğe batıp aynı şekilde tek olan yapmış olduğumuz çarpının üzerindeki sağ üst delikteki delikten çıkıyorum arkadaşlar. Buraya iki tane çarpı yapmak üzere sol alt deliğe batıp yukarıdan çıkıyorum. Sol alt deliğe batıp yukarıdan çıkıyorum. Ve çarpılarımı tamamlıyorum. Yine ortadaki çarpının üzerindeki karenin sol üstteki deliğinden çıktım. Burada yine aynı işlemi tekrarlayacağız arkadaşlar. 2, 1, 2 şeklinde 2 tane daha yapacağız buraya. Sağ alt deliğe batıp yukarıdaki sağ üstteki delikten çıkıyorum. 2 tane çarpı yapacağım. Dediğim gibi aynı şekilde 3'e tamamlamak üzere devam ediyorum. Buraya 2 tane çarpı yapacağım. 1, 2, yarım kalan çaprazımı, çarpımı tamamlamak için şu şekilde çıkıyorum. Aynı şekilde şu yapmış olduğum iki çarpının aynısını hemen üzerine yapmak üzere üst taraftan sağ üst delikten çıkıyorum arkadaşlar. Sol alt deliğe batıp yukarıdan çıkıyorum. Sol alt deliğe batıp hemen üstten çıkıyorum arkadaşlar. Ve çarpılarımı tamamlıyorum. Ortadaki çarpıları yapmaya devam. Bir saniye, orada bir dalgınlığıma geldi. Geri dönüyorum. Geri dönmek için de yaptığım işlemi gördünüz. Aynı deliğe batıp tekrar aynı yerden çıkarsanız
yaptığınız işlemi iptal edebiliyorsunuz. Burada yine aynı şekilde çaprazına batıp ortaya geçiyorum. Şu şekilde çarpı yapıyorum. Çaprazdan şu şekilde, yani ortada iki tane boş iki kare bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle göstereyim ben size. Şu bir, şu iki kare boş bırakıyorum. Hemen şuradaki çapraz delikten çıkıyorum. Çarpı yapıyorum. 1 2 Yarım kalan çarpım için sol alt deliğe batıp yine çaprazından çıkıyorum. Şimdi 3 tane, dediğim gibi 3 sıra yaptık. Burada ortadaki çaprazımıza devam ediyoruz. Karşıda yapmış olduğumuz şu iki çarpının sağdaki çarpının üzerine bir tane çarpı yapacağım. Yani ortada 3 tane boş kare bırakacağım arkadaşlar. Şu birinci boş, ikinci boş kare ve üçüncü boş kare. Şurayı dolduracağım arkadaşlar. Orayı doldurmak için de şuraya batmamız gerekecek. Şimdi burada batıp şuradan çıkıyorum. Yani sağdaki çarpının üstünü doldurmak için şu delikten çıkmam gerekiyor arkadaşlar. Buraya bir tane çarpı yapıyoruz. Çarpımızı tamamlamak için sol alt deliğimize batıp geride yarım bırakmış olduğumuz çarpıyı tamamlamak üzere sağ üst deliğinden çıkıyoruz arkadaşlar. Çaprazımızı tamamlıyoruz. Bu tarafta da aynı şekilde bir tane çarpı işi yapacağız. Sol taraftaki çarpımızın üstünü doldurmak üzere arada 3 tane kare boşluk bırakıyoruz. 1, 2, 3 bırakıp hemen sol taraftaki çarpının üzerindeki kareden şu şekilde çıkıyoruz arkadaşlar. Buraya bir tane çarpı yapmak için sol alt deliğe batıp hemen üstünden çıkacağım. Çarpımı tamamlamak üzere sağ alt deliğe batıp yine her zamanki gibi ortadaki yeşil çarpılarıma devam ediyorum. Aynı şekilde bu tek yapmış olduğumuz çarpıdan bir tane daha yapacağız. Onun için üzerindeki boş karenin sol üst deliğinden çıkıyorum. Sağ alt deliğine batıp hemen üstünden çıkıyorum arkadaşlar. Sol alt delikten batıp yarım kalan çarpımı tamamlamak için şu şekilde çıkıyoruz arkadaşlar. Sol alt deliğe batıp yine aynı şekilde tek çarpının üzerine bir çarpı daha yapacağız. Bir çarpı yapacağız arkadaşlar. Onun üzerindeki delikten şu şekilde çıkıyoruz. Çapraz deliğe batıp hemen üstündeki delikten çıkıyoruz.
çapraz deliğimize batıp karşıdaki tek olan çarpılarımıza devam ediyoruz. Şimdi burada sağ alt deliğe batıp arkadaşlar arada iki tane boş kare bırakmak üzere, yani şu bir, şu iki kareyi boş bırakacağız. Üçüncü karenin sol üst deliğinden, yani şuradan çıkacağız arkadaşlar. Buraya bir çarpı yapmak üzere sağ alt deliğe batıp iki tane boş kare bıraktıktan sonra yapacağım karenin sol üst deliğinden şu şekilde çıkıyorum arkadaşlar. Buraya bir tane çarpı yapacağım. Sağ alt deliğine batıp hemen üstündeki delikten çıkıyorum. Çarpımı tamamlıyorum. Bunun için sol alt deliğe batıp yarım kalan çarpımı tamamlamak üzere çaprazdaki delikten çıkıyorum. Dediğim gibi arada şu an iki tane boş karemiz kaldı. 1, 2. Sol alt deliğe batıp yan tarafta iki kare boşluk kalacak şekilde üçüncü boş karenin sağ üst deliğinden şu şekilde aynı şekilde çıkıyoruz arkadaşlar. Buraya çarpı yapmak için sol alt deliğe batıp hemen üstündeki delikten çıkıyoruz. Şimdi bu işlemi tekrar edeceğiz. Burada 3 tane tek çarpı yaptık. Üst üste 3 tane çarpı olacak şekilde tamamlayacağız arkadaşlar. Yani bu tek çarpılardan 1, 2, 3, 3 tane olacak. Burada da 3 tane, burada da 3 tane olacak. 3 kere aynı işlemi yapacağız. Karşı çaprazdan yine aynı şekilde çıkıyorum. Sağ alt deliğe batıp tek çarpımızın üzerinden çıktım arkadaşlar. Sağ alt deliğe batıp üstünden çıkıyorum. Sol alt deliğe batıp karşıdan çıktım. Sol alt deliğe battım. İki tane kare boş bırakacak şekilde üçüncü karenin sağ üst deliğinden çıktım ve sol alt deliğine batıp hemen üstündeki delikten çıkıyorum arkadaşlar. Çarpımı tamamlıyorum ve karşıya geçiyorum. Aynı şekilde bir tane yapıyorum. İki tane kare boş kalacak şekilde çarpımı tamamlıyorum. Karşıya geçiyorum. Şimdi burada bir tane çarpı yapmak üzere sağ alt deliğe batıp arkadaşlar arada 3 kare boşluk, 3 boş kare kalacak şekilde 4. karemizin sol üst deliğinden çıkıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdi buraya batacağım. 1, 2, 3 kare boş kalacak şekilde şuraya bir tane çarpı yapacağız arkadaşlar. Bunun için buraya battıktan sonra 1, 2, 3 kare boşluk bırakıp bu yapacağımız karenin sol üst köşesindeki delikten çıkmamız gerekiyor. Batıyorum ve şu şekilde
delikten çıkıyoruz arkadaşlar. Buraya bir tane çarpı yapıyoruz. Sağ alt deliğe batıp hemen üstten çıktım. Sol alt deliğe battım. Ve geride kalan çarpımı tamamlamak üzere sağ üst deliğinden çıkıyorum bu çarpının arkadaşlar. Çarpıyı tamamlamak için sol alt deliğe batıyorum. Burada da aynı şekilde arkadaşlar 3 kare boşluk kalacak şekilde 4. karenin sağ üst deliğinden çıkıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3 kare boşluk kalacak. 4. karemizin, şu karemizin, tam gösteremedim sanırım. 1, 2, 3, 4. karemizin sağ üst deliğinden şuradan çıkacağım arkadaşlar. Buraya batıyorum ve 3 kare boşluğu bırakarak şu şekilde buraya bir çarpı yapmak üzere hemen çaprazındaki deliğe batıp hemen üstünden çıkıyorum. Ve buradaki çarpımı da şu şekilde tamamlayacağım. Ve ortaya geçeceğim arkadaşlar. Burası aynı şekilde yine şu şekilde çıkıyoruz. Buraya bir çarpı yapmak üzere sağ alt deliğe batıp üstündeki delikten çıkacağız arkadaşlar. Şu şekilde. Çünkü bu sağ ve sol taraftaki işlemlerimiz bitti. Buradaki yapraklarımız hazır. Artık sadece buraya 3 tane çarpı yapmamız kaldı. Bu birinci çarpımız arkadaşlar. Sağ alt deliğe batıp üstteki şu karenin sol üst deliğinden çıkıyoruz şuradan. Şu çarpımızı tamamlamak üzere batıp üstteki karenin sol üst deliğinden çıkıyoruz. Şu şekilde. Bu birinci çarpımız. Yine buraya bir tane daha yapacağız. Bu ikinci çarpımız. Bir tane daha yapacağız arkadaşlar. Üstteki karemizin sol üst deliğinden çıkıyoruz. Bu da son çarpımız olacak. Son çarpımızda yaptıktan sonra lale motifimizin yaprak kısımları bitmiş olacak arkadaşlar. Şu şekilde. İğnemizi alttan şu şekilde çıkarıyoruz ve lale motifimizin yaprakları hazır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sıra geldi lale motifimizin üst kısmını yapmaya. Videonun en başında renklerimi göstermiştim. Koyu mavi ile devam edeceğim ben. Başlayalım arkadaşlar. Ortadaki yapmış olduğumuz şu yeşil çarpımızın üstündeki boş kareden başlıyorum. Boş karenin sağ üst deliğinden şöyle yakınlaştırayım arkadaşlar. Bu boş karemizin sağ üst deliğinden ipimizi çıkaracağım arkadaşlar. Havlumuzun alt kısmında yine küçük bir parça ip bırakıyorum. Videomuzun sonuna doğru izlemeyi göstereceğim arkadaşlar. Buradan çıktıktan sonra sol alt çaprazdan şu şekilde batıp hemen üstündeki delikten çıkıyorum. Yine sol alt çapraza batıp üstten çıkıyorum. Sol alt deliğe batıp hemen üstünden çıkıyorum. 3 tane yapmış oldum arkadaşlar. Şimdi bunların çarpıya tamamlayacağım. Sağ alt deliğe batıp hemen üstünden çıkıyorum. Sağ alt deliğe batıp üstten çıktım. Sağ alt deliğe batıp üzerinden çıktım ve devam ediyorum arkadaşlar.
iki tane de bu tarafa çarpı yapmak üzere şu yan taraftaki boş karenin sağ alt taraftaki deliğine batıp hemen üstündeki delikten çıkıyorum. Yeniden sağ alt deliğe batıp üstten çıkıyorum arkadaşlar. Çarpılarımı tamamlıyorum. Lale motifinin üst kısmını yapmak alt kısmından daha kolay arkadaşlar. Öyle söyleyebilirim size. Şimdi yukarı çıkıyoruz. Buraya 5 tane çarpı yaptıktan sonra yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. Bu en son yapmış olduğumuz, tamamladığımız çarpının üstündeki boş kareden çıkacağız arkadaşlar. Sol üst delikten çıktım. Buraya devam ediyorum ben. Şöyle üstleyeyim arkadaşlar. Bu boş karenin sol alt deliğine batıp üstten çıkıyorum. Sol alt deliğe batıp üstten çıkıyorum. Bu sırada arkadaşlar bu alta 5 tane çarpı yapmıştık. Üst tarafa 7 tane çarpı yapmış olacağız. Buradan bir tane arttırmış oldum. Yani öyle söyleyeyim. Buradaki 4 karemi çarpıyla doldurduktan sonra devam ediyorum arkadaşlar. Yine 3 tane daha yapmam gerekecek. 7'yi tamamlamak için. 1 2 3 Çarpılarımı tamamlıyorum. Sol alt deliğe batıp hemen üstünden çıkıyorum arkadaşlar. Son çarpımı tamamlamak üzere batıyorum. Üst boş karenin sol üstteki delikten çıkıyorum. Buraya da arkadaşlar 9 tane çarpı yapacağız. Yan taraflardan, her iki taraftan bir tane fazla çıkacak şekilde, bir tane buradan, bir tane buradan çıkacak şekilde 9'a tamamlayacağız. Devam ediyorum. 1 Sol alt deliğe batıp hemen üstünden çıkıyorum. Sol alt deliğe batıyorum. Üstünden çıkıyorum. Sol alt deliğe batıyorum. Ve bir tane daha arttırıyorum arkadaşlar. Çarpılarımı tamamlıyorum. Geri dönüyorum. Bu sıraya 9 tane yapacağız demiştik. 4 tane daha var. 5 tane yapmış olduk. 1 2 3 ve 4
9'a tamamlamış olduk arkadaşlar bu sıraya da. Çarpılarımı tamamlıyorum. Son çarpımı tamamlarken sol alttan batıyorum ve üstteki boş karenin şu kareden bahsediyorum arkadaşlar. Şu kareden bahsediyorum. Tamamlayacağım çarpım bu. Buradan batıp üstteki boş karenin sol üst deliği de şurası. Oradan çıkacağım arkadaşlar. Şu şekilde. Çıktım. Devam ediyorum arkadaşlar. Bu sıraya da yine aynı şekilde 9 tane çarpı yapacağız. Burada 5 tane çarpımız var. Burada 7 tane. Burada 9. Buraya da aynı şekilde 9 tane çarpı olacak şekilde hepsini sıralayacağız. Devam ediyorum. Batıp yukarı çıkıyorum hemen. Sol alt delikten batıp yukarı çıkıyorum. Bazen böyle aksaklıklar olabilir. Şu şekilde çok fazla ipinizi sıkmadan iğnenizi aradaki boşluklardan geçirerek şu şekilde çözebilirsiniz. Dediğim gibi burada 9 tane olacak. Yani alttaki 9'la hizalı bir şekilde. Dokuz tane yapıyorum. Geri dönüp tamamlıyorum arkadaşlar. Ben şu an bunu küçük el havlusuna yapıyorum ama siz dilerseniz bunu büyük yüz havlularına da yapabilirsiniz. Dokuz tane çarpımımızı tamamladıktan sonra üst tarafa geçtim. Burada arkadaşlar yine bir tane arttıracağım. 11 tane çarpı yapacağım bu sıraya arkadaşlar. Aynı şekilde yanlardan birer tane arttırarak 11'e tamamlayacağım. Bu deseni benimle birlikte yaptıktan sonra emin olun bundan sonra etamine başladınız demektir. İstediğiniz motifleri, istediğiniz renklerde havlulara, kredentlere işleyebilirsiniz, emin olabilirsiniz.
Zaten ilk başlarda çok muntazam motifler çıkarmayı çok fazla düşünmeyin. Zamanla fark edeceksiniz kendinizi geliştireceğinizi. Bir tane de bu taraftan arttırıyorum. Üste çıkıyorum arkadaşlar. Yine aynı şekilde 11 tane yapacağım bu sıraya da. Bu 11 tane çarpı işinden 1, 2, 3 ve 4. 4 sıra 11 çarpı işi yapacağım arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Alttaki çarpı işimle hizalı olacak şekilde yanlardan taşırmadım. Geri dönüyorum. Ve 15. Geri dönüyorum. Çarpılarımı tamamlıyorum. Ve üste çıkıyorum arkadaşlar. Buradaki çarpımı tamamlarken üstteki boş karenin sağ üst deliğinden şu şekilde çıktım. Sağ alt deliğe batıp üstten çıkıyorum. Sağ alt deliğe batıp üstten çıkıyorum. Aynı işlemi yapıyorum genelde. Devam ediyorum arkadaşlar. Bu da 11. çarpım. Tamamlamak için dönüyorum. Dediğim gibi 11 tane çarpı yapıyorum arkadaşlar bu sıraya. Yani ne olmuş oldu? 1, 2 ve 3 sıra 11'li çarpı işi olmuş oldu. Son kez buraya da batıp üste çıkıyorum. Üst sıraya çıkıyorum. Buraya da 11 tane çarpı işi yapacağım.
dönüyorum arkadaşlar. Çarpılarımı tamamlıyorum. Sol alta batıp yukarı çıkıyorum. Sol alta batıp yukarı çıkıyorum. Ve son çarpımı tamamlamak üzere sol alta batıyorum arkadaşlar, yukarı çıkıyorum. Yukarıdaki karemizin sol köşesinden şu şekilde çıkıyorum ve şimdi burada arkadaşlar buraya 5 tane çarpı yapacağız. Bu yanlara da ikişer olmak üzere çarpı yapacağız. Burada sol alt nokta deliğimize batıp üstten çıkıyoruz. Sol alt deliğimize batıp üstten çıktık. Sol alt deliğimize batıyoruz. Burada bir kare boş bırakacak şekilde şu şekilde çaprazdan çıkıyoruz arkadaşlar. Buraya 2 tane çarpı yapacağız. 1 2 Şimdi çarpılarımızı tamamlamak için geri dönüyoruz. 1 İkincisine batarken dediğim gibi arada bir kare boşluğumuz kalacak ve çaprazına şu şekilde çıkacağız arkadaşlar. Bunları da tamamlayalım. Bir tane yok, pardon, 3 oldu. 5'e tamamlayacağız burayı. 4 Bu da 5. olacak. Arada bir tane kare boşluk bırakıyoruz. Ve şu şekilde çaprazdan çıkıyoruz arkadaşlar. Ne oldu? Burada 2 tane çarpımız oldu. Ortada 5 tane çarpı işi yapmış olduk. Buraya da 2 tane koyacağız. 1 Bunları da tamamlayalım çarpılarımızı. Sol alttan batıp üstten çıkıyoruz. Sol alttan batıyoruz. Aradaki şu karemizi yine boş bırakarak çaprazından çıkıyoruz arkadaşlar. Ve buradaki çarpılarımızı tamamlıyoruz. Yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. Aynı işlemi tekrar ediyoruz. Buraya 2, buraya 5, buraya da 2 tane çarpı yapmış olduk. Aynı şekilde yapacağız. Buraya da sol alt köşeden batıp üstten çıkıyorum.
Üçüncüyü yaptıktan sonra yine arada bu şekilde boşluk bırakıp bir kare boşluk bırakarak sol köşesindeki delikten çıktım. Buraya da iki tane yapıyorum. Bir. İki. Gördüğünüz gibi çarpılarımı tamamlıyorum arkadaşlar. Geri dönüyorum. Bir kare boşluk bırakıyorum. Çaprazımızdan çıkıyorum yine arkadaşlar. Şimdi buraya 5 tane çarpı yapmam gerekiyordu. Bu üçüncüsü oluyor. 2 tane daha yapıyorum. 1. Bu da ikincisi olacak. Arada yine bir kare boşluk bırakacak şekilde arkadaşlar. Boşluk bırakacağımız karemiz buraya batacağım. Bu. Şu karemiz boş kalacak. Buraya battıktan sonra karemizin sağ üst köşesindeki delikten çıkıyorum. Burada iki tane çarpı yapıyorum arkadaşlar. 1 2. Çarpılarımı tamamlıyorum. Boş karemi bırakıyorum. Buradaki çarpılarımı tamamlıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 3 sıraya geçtik. Burada 5 tane çarpı yapacağız. Yan taraflara da şu ikişer çarpıların üzerlerine birer tane çarpı koyacağız. En kenara arkadaşlar. Sol alt köşeye battım. Bu tarafa doğru 3 tane yapacağım. 1 2 Üçüncüye batıyorum. Arada bir kare boşluk bırakıyorum yine aynı şekilde. Ve arkadaşlar şuradaki iki çarpımın sol taraftaki çarpının üzerine çarpı yapacağım. Şuradaki karenin sağ üst köşesine çıkmam gerekecek. Buraya battıktan sonra iki kare boşluk bırakıyorum. Buraya batıp bu köşeden çıkıyorum arkadaşlar. Buraya bir tane çarpı yapıyorum. Sağ alt köşeye batıp ve karşıdaki yarım kalan çarpılarımı tamamlamak üzere çaprazdan çıkacağım. İki tane kare boş kalacak arada arkadaşlar. Çarpılarımı tamamlıyorum. Buraya dediğim gibi beşli çarpı yapıyorum. Bu da beşinci olacak. Buraya batıp arada yine iki tane kare boşluk bırakıp şuraya bir tane çarpı işi yapacağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben. Şimdi şu 1, 2, biz şurayı dolduracağız arkadaşlar. Şuraya batıp en sondaki karemizi dolduracağız. Sağ köşeye batıp üstten çıkıyorum. Tamamlamak üzere geri döndüm. Arada 2 tane kare boşluk bırakıyorum ve çarpılarımı tamamlamak üzere sağ üst köşesinden çıktım. Bu şekilde çarpılarımı tamamlıyorum arkadaşlar. Ve üst sıraya geçiyorum. Evet. Buraya 3 tane çarpı yapacağız. Tam ortaya olacak şekilde 1, 2, 3 tane. Dolayısıyla bu tarafa doğru 2 tane yapacağız arkadaşlar. 1
Bu da ikinci olacak. Arada karşıya geçeceğiz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. 4 kare boşluk bıraktıktan sonra şu 5. kareyi dolduracağız. Şöyle yakından göstereyim. Buraya bir çarpı biçim batacağız. Şu 1, 2, 3 ve 4. kare. Bu 4 kareyi boş bırakacağız. Şuradaki kareyi dolduracağız arkadaşlar. Şu kareyi. Buraya batıp bu karenin sağ üst deliğinden çıkacağız. Buraya batıp sağ üst deliğinden çıkıyorum arkadaşlar. Buradan şu şekilde çarpı yapıyorum. Sağ alt köşeye battım. Ve tekrar buraya çarpılarımı tamamlamak üzere arada 4 tane kare boşluk kalacak şekilde karşıya geçiyorum. Bir, iki, üç ve dört. Buraya dediğim gibi bu beşli çarpının üzerine üç tane yapacağım. Bu iki. Bu da üç olacak. Bunun için yine arada dört tane kare boşluk bırakıp şuradaki kareyi dolduracağım arkadaşlar. Şu kareyi. Çarpılarımı doldurmak için sol alt köşeye batıyorum. Arada şu 4 tane kareyi boşluk bırakma ihmal etmiyorum ve sol alt köşeye batıp karşıdaki çarpımı doldurmak üzere sağ üst köşesinden çıktım arkadaşlar. Sol alt köşeye batıp hemen üstten çıkıyorum. Evet arkadaşlar. Yavaş yavaş motifimizi tamamlıyoruz. Ve son çarpımız. Bu 3 çarpının üzerine son kez bir çarpı yapıyoruz. Sağ alt köşeye batıp çarpımızı tamamlayıp daha doğrusu lale motifimizi tamamlayıp ve bu şekilde bitiriyoruz arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Motifimizin arkasını da gösterelim arkadaşlar. Şöyle şu şekilde. Arka tarafımızda. İplere gelince düğüm yapmıyoruz arkadaşlar. Arka tarafın çekin olmaması açısından. Şöyle arkadaşlar, havlumuzun iplerimizin aralarından geçerek şu şekilde motifimizin ön yüzüne geçmeyecek şekilde gizliyoruz. Şu şekilde aralardan hafif hafif. Hangi renk ip kullanmışsanız o renk motifin üzerinde diğer renklerin üzerine geçmeden mavi ipi mavi motifin üzerinde bu şekilde gizliyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi şöyle aralardan geçerek şu şekilde. Bu şekilde yaptığınızda hem temiz bir görüntü oluyor hem de gayet sağlam bir şekilde halınızı kullanabiliyorsunuz arkadaşlar.
hem iplerin aralarından hem haldanın aralarından geçebilirsiniz. Bu tüfü bozmayacak şekilde. Dediğim gibi ön yüzüne geçmeyecek arkadaşlar. Buradan da geçirsem sanırım yeterli olur diye düşünüyorum. Diğer ipimizi aynı şekilde saklayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, büyüklerle motifimizi bitirdik. Bunun yanında bir küçüklerle motifimiz daha var. Onunla devam edelim. Şöyle ki lale motifimizin en altındaki, en alt sağdaki çarpı işaretimizin bir alttaki boş kareden saymaya başlıyoruz. 9 tane boş bırakıp 10. kareyi doldurmakla devam edeceğiz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. karemiz bu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 10. karemiz bu. Buradan sol üst delikten çıkarak işaretimi koydum. Buradan çıkarak küçüklerle motifimize başlıyorum. Yine altta küçük bir parça ipimizi bıraktım. Şimdi burada bir tane çarpı yapacak şekilde sağ alttaki deliğime batıp arada boş bir kare bırakıyorum ve sağ üstteki delikten şu şekilde çıkıyorum arkadaşlar. Buraya da bir tane çarpı yapacağım. O yüzden hemen çaprazındaki deliğe batıp üstünden çıkıyorum. Çarpılarımı tamamlamak için sol alttaki deliğe batıyorum. Çıkarken diğer çaprazımı diğer çarpımı tamamlamak için çapraz yukarıdaki delikten çıkıyorum arkadaşlar. Buradaki çarpımı da tamamlıyorum ve arada yine bir boşluk bırakarak çapraz sol üstteki delikten çıkıyorum arkadaşlar. Buraya da bir çarpı yapacağım. Sol alt delikten batıyorum ve hemen onun üzerindeki delikten şu şekilde çıkıyorum arkadaşlar. Ve çarpımı tamamlamak için sağ alttaki deliğe batıyorum ve ortadaki çarpının üstündeki kareyi doldurmak için şu şekilde çapraz üstteki delikten çıkıyorum arkadaşlar. Yine buraya çarpı yapacağım. Çaprazdaki deliğe geçtim. Sağ alt deliğe batıp hemen üstündeki delikten çıkıyorum. Çarpımı tamamlamak için sol alt deliğe battım ve hemen karşıdaki çaprazdaki delikten çıkıyorum arkadaşlar. Arada bir kare boş bırakıyorum yine. Şekilde çarpımı yapıyorum ve sol üst deliğe bu şekilde çıktım. Buraya da bir çarpı yapacağım. Aynı şekilde orta üstteki boş karenin sol üst deliğinden şu şekilde çıktım. Sağ alt deliğe battım ve karşıya geçiyorum arkadaşlar.
de bir çarpı yapıyorum. Karşı çapraza geçiyorum. Buradaki çarpımı tamamlamak için sol alt deliğe battım ve çaprazdaki delikten çıkacağım arkadaşlar. Sol alttaki deliğe batıyorum. Hemen üstündeki delikten çıkıyorum arkadaşlar. Ve çarpımı tamamlayıp ortadaki boş karenin sol üst deliğinden çapraz bir şekilde çıkıyorum arkadaşlar. Sağ alt deliğe battım ve çapraz yukarıya geçiyorum. Şimdi buraya iki tane çarpı yapmak için sağ alt deliğe battım. Hemen yukarıya çıktım arkadaşlar. Bu birincisi. Bir tane daha yapıyorum. Çapraz sağ alttaki deliğe batıyorum ve hemen üstündeki delikten çıkıyorum. Sol alt deliğe battım. Hemen üstündeki deliğe çıkarak tekrar geriye dönüyorum. Bu çarpımı da tamamlıyorum ve ortadaki çarpının çaprazını geçiyorum arkadaşlar. Arada bir boşluk yine kare bırakıyorum ve karşıya geçiyorum. Sol alt deliğe battım. Hemen yukarıdaki deliğe batıyorum. Buraya da iki tane çarpı yapacağım. Bir. İki. Çarpılarımı tamamlıyorum. Ortaya geçeceğim arkadaşlar. Ortadaki yeşil çarpımın üstündeki karenin sol üst deliğinden çıkacağım arkadaşlar. Şu şekilde. Buraya bir tane çarpı yapmak üzere sağ alt köşedeki deliğe battım ve çaprazdan yine aynı şekilde arada bir kare boşluk kalacak şekilde şöyle çıkıyorum arkadaşlar. Buraya 4 tane çarpı yapacağız. Bir, iki, dışarı doğru 3. Bu da 4. arkadaşlar. Geriye dönüyorum. Çarpılarımı tamamlıyorum. Karşı tarafa da aynı şekilde 4 tane çarpı yapacağım arkadaşlar. Arada bir kare boş bırakıyorum. Dediğim gibi buraya da 4 tane çarpı yapacağım. Sol alttaki deliğe batıp yukarı çıkıyorum. Sol alttaki deliğe batıp yukarı çıkıyorum. 3 ve sol alttaki deliğe batıp yukarı çıkıyorum aynı şekilde. 4'e tamamlıyorum arkadaşlar. Aynı şekilde bu tarafa geçeceğim. Buraya bir tane çarpı yapmak için sağ alta battım. Burada arada iki tane kare boşluk bırakacağım arkadaşlar. Buraya battıktan sonra şu bir ve şu iki kare boş kalacak ve şu üçüncü kareyi dolduracağız. Bunun için üçüncü kareyi doldurmak için şu kısma batacağım arkadaşlar. Bu karenin sol üstteki deliğine, yani oraya işaretimi koyuyorum. Buraya batıp
Buradan çıkacağım arkadaşlar. Yine 4 tane çarpı yapacak şekilde devam ediyorum. Çarplarımı tamamlıyorum. Geri dönüyorum. Sol alttan batıp hemen üstteki delikten çıkıyorum. Aradaki iki boş karemi dediğim gibi bırakıyorum. Ve ortadaki karemin sağ üst deliğinden çıktım arkadaşlar. Daha sonra da bu çarpıyı tamamlıyorum. Bu tarafta da aynı şekilde iki tane kare boşluk bırakacak şekilde 1 2 3. karenin sağ üst deliğinden şuradan çıkacağım arkadaşlar. Buraya batıp şu şekilde burada 4 tane yapacağım. Geri dönüyorum arkadaşlar. Ortadaki çarpılarıma devam etmek üzere. Şu şekilde. Boş karemizin yine sol üstteki deliğinden çıktım. Alt sağdaki deliğe batıp burada arkadaşlar 3 tane boşluk yapacağız bu kez. Bu altta 2 tane kare boş bırakmıştık. Bu üstte 1, 2, 3 tane kare boşluk bırakacağız ve şu 4. karemizi dolduracağız arkadaşlar. Bunun için bu karenin sol üstteki deliğinden çıkacağız. Şuradan. İşaretimizi koydum. Batıp buradan çıkıyorum arkadaşlar. Buraya 3 tane dolduracağım. 1 2 3 Geri dönüyorum. Batıyorum. 3 tane karemi dediğim gibi boş bırakıyorum ve yarım bıraktığım çarpıyı doldurmak üzere sağ üst deliğinden çıkıyorum arkadaşlar. Bu tarafa da aynı şekilde 3 kare boşluk bırakıyorum. Tekrar sayalım isterseniz. 1, 2, 3 kare boşluk bırakıyorum ve 4. karemizin sağ üst deliğinden şuradan çıkacağım arkadaşlar. Ve 3 tane çarpı yapıyorum. Üçüncüyü de tamamlarken yine ortadaki çarpımızın üzerindeki kareden sol üst delikten çıkıyorum arkadaşlar. Burada bir çarpı yapacak şekilde. Karşıya geçeceğim. Bu kez dediğim gibi 4 tane boşluk bırakacağım. Buraya batacağım. Bir çarpı yaparken 1, 2, 3, 4 tane kare boşluk yapıp 5. kareden batacağım arkadaşlar. 5. kareyi dolduracağım. Bunun için bu karenin sol üst deliğinden şuradan çıkacağım. Buraya batıp buradan çıkacağım arkadaşlar.
2 çarpı yapacağız. Çarplarımızı tamamlıyoruz. Ve ortadaki çarpımızı tamamlamak için karşıya geçiyoruz tekrar. Burada da aynı şekilde 4 tane kare boşluk bırakıp burada sayalım isterseniz. 1, 2, 3, 4 kare boşluk bırakıp 5. karenin sağ üst deliğinden çıkacağız. Bu şekilde batıp iki tane çarpı yapacağız. Yine ortadaki çarpımızı yapmak üzere yeşil çarpanın üzerindeki boş karenin sol üst deliğinden çıkacağız arkadaşlar. Buraya da bir tane yine yapıyoruz. Bu kez arkadaşlar bu iki tane yapmış olduğumuz çarpılardan bize yakın olan çarpının üzerini dolduracağız bir tane. Yani arada arkadaşlar yine 4 tane boşluğumuz olacak. Şuradan battıktan sonra 1, 2, 3 ve 4 tane boşluğumuz olacak. 5. çarpıyı bir kez doldurup döneceğiz. Bunun için buradan batıp 1, 2, 3, 4 boşluk bırakıp 5. karemizin sol üst deliğini şöyle işaretleyeyim. Bu şekilde çıkıyoruz arkadaşlar. Ve bir tane çarpı yapıp döneceğiz. Tekrar ortaya dönüyoruz. Bu tarafta da aynı şekilde 1, 2, 3, 4 kare boşluk bırakıp 5. karemizi dolduracağız. Sağ üst delikten çıkacağız arkadaşlar. Buraya bir tane çarpı yapıyoruz. Ve ortaya tekrar dönüyoruz. Bir tane çarpı yapıyoruz. Şimdi burada battım. 3 tane boşluk bırakacağız arkadaşlar. 3 kare boşluk. 1, 2, 3. Şöyle tutayım. 1, 2, 3 kare boşluk bıraktıktan sonra 4. karemizi dolduracağız. Yani 4. karemizi doldurmak için sol üst deliğinden şuradan çıkacağız arkadaşlar. Buraya batıp şuradan çıkıyoruz. Burada bir tane yapıp döneceğiz. Şekilde çarpımızı tamamlıyoruz. 3 tane boşluk bırakacağız. 1, 2, 3 ve 4. dolduracağız. Şu şekilde. Ve ortaya tekrar dönüyoruz arkadaşlar. Aynı şeyi bir kere daha yapacağız. Ortadaki çarpımızı yapmak üzere sağ alta battık. 3 tane boş kare bırakıp 4. kareyi dolduracağız. 4. karenin sol üst deliğinden çıkacağız arkadaşlar. Burada arkadaşlar çarpımızı yapmak üzere sağ alttaki deliğe batıp hemen üstteki delikten çıkıyoruz.
Daha sonra bu çıktığımız yerden hemen şu üstteki kareden kareyi doldurmamız gerekecek. Bunu da buradan çıktıktan sonra da şöyle daha yakınlaştırayım. Buradan çıktıktan sonra arkadaşlar şu kareyi doldurmamız gerekecek. Bunu da şu şekilde batıp şu şekilde hemen altından çıkıyoruz arkadaşlar. Daha sonra bunu da çarpı yapmak için sol üst çapraz deliğinden batıp alttaki delikten çıkıyoruz. Ve şu çarpımızı dolduruyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar ve ortaya geçiyoruz. Yine aynı şekilde 3 tane kare boşluk bırakıyoruz ve ortadaki deliğimizi doldurmak üzere devam ediyoruz. Bu çarpımızı bitiriyoruz ve karşıya geçeceğiz arkadaşlar. Burada da aynı şekilde 1, 2, 3 boşluk bırakıp bu tek çarpımızın üstüne bir çarpı daha yapıyoruz. Burada da aynı şekilde bir kez bu şekilde çıktıktan sonra arkadaşlar hemen şuradaki şöyle göstereyim. Hemen şu kareyi dolduracağız arkadaşlar. Buradan batıp sol üst delikten batıp hemen alttaki delikten çıkacağız. Şu şekilde. Çarpı yapmak için sağ üst delikten batıp alttaki delikten şu şekilde çıkacağız arkadaşlar. Ve devam edeceğiz. Çarpımızı doldurmak için sağ alt deliğe battık. Evet arkadaşlar, sıra geldi küçüklerle motifimizin baş kısmını yapmaya. Aslına bakarsanız burada bu büyük lalemizle küçük lalemizin baş kısmı aynı, sadece renkleri farklı. Ben burayı da yine aynı şekilde videoya çekip bu şekilde size göstermeyi düşünüyorum. Çünkü burada kaçırmış olduğunuz belki ayrıntılar olabilir. En azından burada tekrar etmiş olurum diye düşündüm. Dilerseniz hemen başlayalım bunu da. Yine aynı şekilde ortadan başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle yakınlaştırayım ben. Buradaki karemizin sağ üst köşesinden şuradan çıkacağım arkadaşlar. Buraya 5 tane çarpı yapacağız. Bir, iki, üç tane bu tarafı olmak üzere. İki tane de diğer tarafı yapacağız. 5'i tamamlayacağız arkadaşlar. Bu şekilde sağ alta batıp hemen üstteki delikten çıkıyoruz. İki tane de bu tarafı yapacağım ve 5'i tamamlamış olacağım. 1, 2. Çarpılarımı tamamlıyorum ve üste geçiyorum arkadaşlar. Burada yan kısımlardan birer tane arttırarak yapacağım. Yani buraya 7 tane çarpı yapmış olacağım.
hafiften arttırdım. Tekrar geri dönüyorum. Bir tane yapıp yandan arttırdıktan sonra geri dönüyorum. Üst sıraya geçiyorum arkadaşlar. Buraya yine yanlardan birer tane artacak şekilde 9 tane yapmış olacağım. Ve son kez bir tane daha yapacağım. 9 olmuş olacak. Geri dönüp 3 çarpımı tamamlıyorum arkadaşlar. 1 2 3 Bir tane daha varmış. Bu da 4. Yapıp üste çıkıyorum. Şimdi arkadaşlar ne yaptık? Bu sırada 5 tane çarpı yaptık. Sonra yukarıda 7 tane yaptık. Burada da 9 tane çarpı yapmış olduk. Şimdi burada da ben yine aynı şekilde 9 tane çarpı yapacağım. Sağlı sollu hizalı bir şekilde 9 çarpımı tamamlayacağım arkadaşlar. Devam edelim. Bu da sonuncu 9. çarpımız. Geri döndüm. Çarpılarımı tamamlıyorum arkadaşlar. Tamamlayıp yukarı çıkıyorum. Şu şekilde. Buraya 11 tane olacak şekilde, yani bir tane taşıracağım. Hem buradan taşıracağım bir tane, bir tane de buradan taşıracağım arkadaşlar. Bu sırada toplam 11 tane çarpım olacak. Sol alt delikten batıp üst delikten çıkıyorum arkadaşlar.
geri döndüm. Çarpılarımı tamamlayacağım ve devam edeceğim buradan. Arkadaşlar, dediğim gibi önceki yaptığımız ilerle motifimizin baş kısmıyla aynı. Sadece renkleri farklı. Tekrar etme nedenim, orada kaçırdığınız noktalar varsa burada görebilmeniz açısından. Yeni başlayan arkadaşlar, umarım size yardımcı olabilmişimdir. Bir tane yapacağım, taşıracağım bunu. 11'i tamamlamış olacağım arkadaşlar. Bu şekilde. Geri dönüp çarpılarımı tamamlıyorum. Ve üst kısma geçiyorum arkadaşlar. Şimdi 11 tane çarpımı sıraladıktan sonra üst kısma geçtim. Buraya da 11 tane yapacağım. Dört sıra 11'li çarpı yapacağız. Yani şuradaki 11 tane çarpıdan 1, 2, 3 ve 4 sıra 11'li çarpı işi yapacağız arkadaşlar. Dikkat ettiyseniz sağa sola, yukarı aşağı şeklinde değil de sadece yukarı aşağı şeklinde gitmeye çalışıyorum. Böyle yaparsanız arka tarafı daha temiz olacaktır. Buradan geriye dönüyorum. Yukarı çıkıyorum arkadaşlar. Bir sıra daha yapmak üzere. Üç sıra oldu ve dördüncü sıraya geçiyorum. Yani dördüncü kez 11'li çarpı işi yapacağım. 1, 2, 3 ve dördüncü olacak.
harcanıyorum arkadaşlar. Yukarı çıkıyorum. Şimdi buraya 5 tane çarpı işi yapacağım. Bu sol tarafı 2, sağ tarafı da 2 tane yapacağım. Şimdi buraya 1 2 üçüncüyü de yaptıktan sonra 2 de bu tarafa yapacağım. Şimdi üçüncü için batıyorum. Arada bir kare boşluk bırakıyorum arkadaşlar. Şu kareyi boş bırakacağım ve şuraya batacağım arkadaşlar. Buraya iki tane yapacağım. Ve dönüp çarpılarımı tamamlıyorum. Arada bir kare boşluk bırakıp karşıdaki çapraz deliğe geçiyorum arkadaşlar. Şimdi 3, 5'i tamamlamak için 2 tane daha yapacağım ortaya. Bu da ikinci olacak. Şu aradaki şu karemizi boş bırakacağım. 1, 2. Şuraya 2 tane yapacağım. Aradaki kareyi boş bırakıp karşı çapraza geçiyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Bazen aksaklıklar olabiliyor. 2 tane yapacağım buraya. Dönüyorum oradan. Boş bırakıp aradaki karemi yine çarpılarımı tamamlıyorum. Ve yukarı çıkıyorum arkadaşlar. Burada yine 5 tane ortaya yapacağım. Aynı şekilde ortada bir boşluk bırakacağım. Boş bir kare. Şu şekilde. Buraya 2 tane yapacağım arkadaşlar. Sağ üst köşedeki deliğe geçiyorum. Burada 3 tane çarpı oldu. 5'i tamamlıyorum. Bir tane boş kare bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle delikleri netleştireyim sizin için. Şu kareyi boş bırakıyorum ve 1, 2. 2 kareyi dolduracağım. O yüzden sağ üst köşedeki delikten çıktım. Buraya 2 tane çarpı yapıyorum arkadaşlar. Boş bıraktım, geri döndüm. Üste çıkıyorum. Burayı da tamamladıktan sonra şu şekilde. Şimdi buraya da 5 tane yapacağım. Önce bu tarafa doğru 3 yapıyorum.
arkadaşlar, üçüncüsünü battığımda yan tarafta iki tane kareyi boş bırakacağım ve şu üçüncü kareyi doldurmak üzere 1, 2, 3. karenin sağ üst deliğinden 1, 2, 3 sağ üst deliğinden çıkacağım arkadaşlar. Şu şekilde. Buraya bir tane çarpı yapacağım. Bu şekilde yukarıdan çıkıyorum arkadaşlar. Daha sonra burada arkadaşlar şuraya bir tane çarpı yapmak üzere çaprazına batıyorum. Bu şekilde. Hemen altından şu şekilde çıkıyorum. Çarpı yapmak için sağ üst köşeye battım. Hemen altından şu şekilde çıkıyorum arkadaşlar. Buraya da bir çarpı oluşturmuş oluyorum. Sonra devam ediyorum ben yine. Buraya sağ alt köşeye battım. İki kare boşluk bırakıyorum ve şuradaki çarpılarımı tamamlamak üzere yukarıdan çıktım arkadaşlar. Sağ alta batıp yukarı çıkıyorum. Sağ alta batıyorum yine. Devam ediyorum. Burayı 5'e tamamlayacağım. Dediğim gibi. Burada da yine aynı şekilde arkadaşlar. 1, 2 kareyi boşluk bırakacağım. Ve şu 3. kareyi dolduracağım arkadaşlar. Bunun için şu bu karenin sol üst deliğinden çıkmam gerekecek. Buraya batıp 2 kare boşluk bırakarak şu üst delikten çıkıyorum arkadaşlar. Buraya bir tane çarpı yapmak üzere alta batıp hemen üstten çıkıyorum. Ve burada da şu üst taraftaki kareye çarpı yapmak üzere çıktığım yerin çaprazına tam batıp hemen altından çıkıyorum arkadaşlar. Aynı şekilde yukarıdan batıp çarpımı tamamlamak üzere alttan çıkıyorum ve aynı yere çıkarak devam ediyorum arkadaşlar. Ben yine bu çarpımı tamamlayıp iki kare boşluk bırakarak yarım kalan çarpılarımı tamamlamak üzere çaprazlarından çıkıyorum arkadaşlar. Devam ediyorum. Şöyle ipimi çekeceğim. Bunu da tamamlayıp üste çıkıyorum arkadaşlar. Burada 3 tane yapacağız. 3 çarpı. 2 tanesini bu tarafa yapacağım. Ben tam ortada olduğum için. Bir tanesini de bu tarafa yapacağım. Yukarı çıkacağım arkadaşlar. Buraya da bir tane çarpı yapacağım. Ve bahsetmiş olduğum lale motifimizi tamamıyla bitirmiş olduk bu şekilde arkadaşlar. Gayet şirin, tatlı mı tatlı, cici bici bir şey oldu. Dediğim gibi bu benim elimdeki bir el havlusu, küçük el havlusu arkadaşlar. Siz bunu yüz havlusuna da yapabilirsiniz aynı şekilde. Motifimiz böyle. Bunu büyük küçük, büyük küçük şeklinde devam ederek havlumuzu bitirebilirsiniz. Evet arkadaşlar, size göstermek adına havlumu bitirdim. Bahsettiğim gibi büyük lale, küçük lale şeklinde ilerleyerek havluyu tamamladım. 3 tane renk kullandım. Havlunun arkasını göstermek gerekirse merak edenler için hemen gösteriyorum.
şu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kesinlikle düğüm yok. Videonun içerisinde de bahsettiğim gibi ipler içerisine gizleyerek bu şekilde temiz bir görünüm elde edebilirsiniz. Tekrar motifime dönmek gerekirse şu şekilde yakından göstereyim arkadaşlar. Aradaki kareleri saymak gerekecek çünkü. Umarım yeni başlayan arkadaşlara yardımcı olabildim. Olabildiysem ne mutlu bana. Şöyle daha çok yakınlaştırayım. Gerçekten çok tatlı bir model oldu. Dilerseniz hediyelik yapabilirsiniz. Dilerseniz çeyizinize koyabileceğiniz çok güzel bir motif. Ben severek işledim. Dilerim siz de bu şekilde tamamlarsınız. Ki tamamlayacağınıza inanıyorum. Sormak istediğiniz sorularınız olursa videonun alt kısmından yorum yapabilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Videolarım devamı gelecek. Başka bir videoda, başka bir motifte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.